Kazakistan'da Türk tarihi açısından önemli olduğu öne sürülen piramitlerin bulunduğu ilgili haberleri hepimiz duyuyoruz arkadaşlar. Bugün haberlerde genişçe yer bulduğunu gördüğümüz ve Andronova döneminin son evresi olarak tarihlendiği iddia edilen piramit elbette Türk tarihi için önemli bir keşif ve 4 sezondur süren bir çalışmanın sonucunda. Bu yapı 4 kazı sezonu boyunca incelendi ve tarihlemeye gelince bulunan keramik kapların Andronova döneminin son evresine ait olduğu düşünülüyor. Andronova dönemi Begazi Dendibay dönemi olarak adlandırılan bir dönemin son evresini içerdiğini söylüyor arkeolog Emre Yükselen. Bu piramitlerin neden inşa edildiği konusu ise hala belirsiz. Antik kaynaklarda Saka adı verilen halkın kraliçesi olan Zarina'nın komşu halklar üzerine seferler düzenleyerek ülkesini medenileştirdiği ve ölümünden sonra topraklarındaki en büyük mezarın üçgen biçimde bir yapı olduğu belirtiliyor. Bu bilgiler Karajas'ta bulunan piramitlerin erken İskit çağı mezarlarının öncüleri olabileceği fikrinde ortaya atabilir. Ayrıca bu bölgenin kronolojik olarak Troya, Erken Miken dönemi ve Orta Krallık dönemi Mısır gibi diğer önemli antik yerleşkelerle aynı döneme denk geldiği unutulmamalıdır. Karajar Tas'taki yerleşkede labirent kapılar, hendekler ve çıkıntılı surlar bulunmaktadır. Ayrıca nizami planlı sokaklar ve su toplama sistemleri gibi özellikler de mevcuttur. Bu da antik bir şehirleşme kültürünün olduğunu gösteriyor. Piramidin içinde bulunan mezar odasında granit plakalardan yapılmış bir lahit ve muhtemelen bir Andronovo kabilesi liderine ait olduğu düşünülen bir hükümdarın kafatası bulunmuş durumda. Mezarın odasının üst kısmında ise hükümdara ait şahsi eşyaların bulunduğu bir alan bulunmakta. Burada tunçtan yapılmış bir halkalı okucu, bir altın yüzük ve antik dönem yasına benzeyen gizemli bir çömlek parçası da bulunmuş. Mezar odasının farklı bölgelerinde ve piramidin farklı basamaklarında Bozkır kabilelerinin defin merasimlerinde kullanılan ritüel amaçlı hayvan kemikleri de bulunmuş durumda. Bu Karacaarız'daki bu anıtın, bu yapının Kazak bozkırlarında bulunan ilk piramit yapısı olmadığını da gösteriyor. Benzer piramit anıt mezarlar Taldi Nehri boyunca Andronova dönemine ait Sangru 1, Sangru 2 ve Sangru 3 adlı mezar alanlarında da keşfedilmiş. Ancak bu iki mezar alanı Karajas'ta bulunan mozoleden çok daha küçük ve mezar odasına giden bir yol bulunmamakta. Kazakistan'da inceleme altında bulunan bu piramitler sadece yerel tarih için değil, Türk ve dünya tarihi için de önemli bir keşif olarak görülmekte. Bu gizemli yapılar geçmişin derinliklerinde yatan sırları çözmek için arkeologlar için bir ilham kaynağı. Burada sizin için önemli olan bir nokta ise şu arkadaşlar, bunlar gerçekten Türklere mi ait? Şimdi Türklerin arkadaşlar, İskitlerin Türk olduğuna dair düşünceler Türk tarih tezinde ortaya çıkıyor. Fakat İskitlerin genetik yapılan çalışmalar çok da Türklere yakın olmadığını, fakat İskitlerin içinde bazı bulunan Altay Sayan dağlarına uzanmış bölümlerinin ve Sakaların Türkik özelliklerin genleri içerdiğini, bugünkü Sibirya Tatarlarına, Nogaylara yakın, Başkurtlara özellikle, Çuvaşlara yakın özellikler gösterdiğini biliyoruz ve illüstratif DNA çalışmaları yaptığımda birçok arkadaşımız da bizim bu Demir Çağı döneminde Saka uygarlığıyla ilgili genlerin bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu çalışmalar sonucunda buradaki kralın DNA incelemesi, otozomal kromozomların incelemesi, hatta Y DNA'sının ne çıkacağı da bizim için oldukça önemli. Tabii ki Türklerin bizim düşüncemize göre bu binalar yapıldığı sıralarda buralarda değil, İstern Step, Doğu Bozkırlarında olduğunu düşünüyoruz. Tabi Ulan Uzuk ve Slab Grave mezarlarıyla da bağlantılı proto Türklerin olabileceği düşünülüyor. Benim şahsi düşüncem ve bilim adamlarının yaptığı çalışmaların bazılarını videolarımda yayınlamıştım. Proto Türklerin Slab Grave, yani düz mezar taşı kültürü, Ulan Uzuk'ta bulunanlar,
Deer Stone dediğimiz geyik taşı kültürü, bunların Doğu Moğolistan'dan Türklerin ilk ortaya çıktığı, Jinhu'ların, Hunların ortaya çıktığı bölgeye geldiği, yine Çantman kültüründeki arkadaşlar kültüründeki insanların ve yine bir kısımda Sintaşta kültüründeki insanların buluşmasıyla ve Late Jinghu döneminde, yani daha geç dönemde bir kısım Çin Han nüfusunun da buna katılmasıyla bu Moğolistan bozkırlarındaki Türk etnogenezinin oluştuğunu düşünüyorum. Tabii ki Karasuk kültürü ya da Okunema kültürü gibi kültürlerin biraz daha bizim için incelenmesinin önemli olduğunu da düşünüyorum. Fakat bu buluntular Türk ve dünya tarihi açısından bence yine de önemlidir. Hepinize saygılar.